Efendim Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz ve beraberindeki heyet Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan Et Entegre tesislerinde bugün incelemelerde bulundular. İncelemede tesisin Kasım ayının ilk haftasında bakanların katılımı ile Et ve Süt Kurumu adına açılış töreninin gerçekleştirileceği kaydedildi. Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz ve beraberindeki heyet, Sivas İl Özel İdaresi tarafından yapılan Et Entegre tesislerinde incelemelerde bulundu. Kentteki küçük ve büyükbaş hayvancılığın potansiyelini değerlendirmek amacıyla Ulaş Kovalı mevkiine yaptırılan ve ardından Et ve Süt Kurumu'na devredilerek üretime yönelik son eksikliklerin giderildiği tesis hizmet verilecek duruma getirildi. Et Entegre tesislerini yerinde inceleyen Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Mehmet Ünal Yılmaz da İl Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürü Seyit Yıldız tesiste yapılan çalışmalar ve gelinen son durum hakkında bilgi aldı. Genel Müdür Yılmaz Kasım ayının ilk haftasında bakanların katılımıyla Et ve Süt Kurumu adına açılış töreni gerçekleştirmeyi planladıklarını söyledi. Son düzenlemelerle birlikte tesisin hizmet verecek duruma geldiğini ifade eden Yılmaz, personel atama ve alımlarının da tamamlandığını belirterek, Sivas'a ve ülkemize önemli bir tesis kazandırıldı. Bu tesisin en iyi şekilde hizmet vermesi için çalışmaları hızlandırdık ve artık son noktaya geldik. Bundan sonraki çalışmalarda Et ve Süt Kurumu'na, Sivas İl Özel İdaresi'ne, Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü'ne ve Sivaslı çiftçilere önemli görevler düşüyor. Tesisin hizmete girmesiyle birlikte koordinasyon içinde çalışacağız dedi. Sivas'ta minibüs ile halk otobüsü çarpıştı. 9 kişi yaralandı. Sivas'ta